Bir ver. Bu silah ne lan? Esra böyle bir silahla vuruldu abi. Sen ne yapacaksın bununla? Saçma sapan konuşma lan. Bana bak. Bununla fena bir şey yapmadın değil mi lan? Yapmadım abi. Bana bak, yapmadım derken birini öldürmedin değil mi? Öldürmedim abi. Nereden buldun bunu? Çaldım abi. Çaldın mı? He. Oğlum niye çalıyorsun böyle bir şeyi? Manyak mısın, nesin sen lan? Sen niye yapıyorsun böyle bir şeyi? Yani peşimden gelme diyorsun. Gelmezsem de ben senin peşinden böyle acayip şeyler yapıyorsun lan. Manyak herif. Bana bak, kendini öldürtmek mi istiyorsun lan? Hapse mi tıkmak istiyorsun? Buna izin vermeyeceğim, anladın mı? Tekrardan hapse girmene izin vermeyeceğim. Silah mı çaldın? He. Bir şey mi bunlar? Abi bir otursana sen ya. Sen de otur. Bir şey buldunuz mu? Var mı bir şey? Bulamadık müdürüm. Arıyoruz hala. İyi, tamam. Ha, tamam. Müdürüm. Bak, babuşla konuştum. Varmışlar. He, iyi de bari başlarına bir şey gelmemiş. Bir de başına bir şey gelseydi lan. Yuh be. Bir kamyon adamla gittiler lan. Doğru vallahi müdürüm. Adamı neredeyse gözümüzün önüne indiriyorlardı. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Zaten yani kim ateş ettiyse bilerek vurmadı. He, hala gözlüğe verdim. Bir tane daha getireyim mi baba? Evet. Sen istiyor musun? Köpene suikast düzenlemeye çalıştılar. Kimmiş? Bilmiyorum. Esra'yı öldüren Gökhan değil de. Nereden biliyorsun? Biliyorum lan. Neredesin sen? Evdeyim. Gökhan'ı ateş eden bilerek vurmamış. Ayağının dibine sıkmış bir tane. Sendin değil mi lan? Allah belanı versin lan seni. Manyak mısın lan sen? Kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin lan sen? Sen manyak mısın? Başımı belaya mı sokacaksın lan benim? Silahı nereden buldun lan? Depodan. Ne? Depodan mı aldın? Lan! Allah'ım ya! Nasıl aldın peki? La oğlum nasıl aldım ya? İyi atış yapacağım dedim. Aldım silahı işte. Nasıl aldın? Peki silahı ne yaptın lan? Nereye attın silahı be? Bende silah. Bende evde. Tamam. O zaman silahı al. Hemen bana gel. Kimseye de gözükme, tamam mı? Kovanı olay yerinde bırakmadın değil mi? Yok. İyi. Gerisini ben hallederim, merak etme sen. Ya ben sana bir şey soracağım. Telefonda savcı hanımı öldüren Gökhan değildi demekle ne demek istedin sen? Gökhan öldürmediyse kim öldürdü yani? Bilmiyorum lan. Ya sen neden şüpheleniyorsun da böyle bir şey söylüyorsun o zaman? Ya oğlum katil olsaydı biz onu bu kadar kolay bulamazdık. Düşünmüşsündür herhalde. Anlat bakalım, niye öldürdün savcıyı?
İki kez kaçak elektrik kullanmaktan tutuklanıp cezaevine girmişsin. Sonra çıkınca bir gece kulübünde koruma olmuşsun. Daha sonra nasıl olduysa adliyeye güvenlik görevlisi olarak girmişsin. Benim bildiğim sabıkası olanlar güvenlik görevlisi olamıyor. He? Anlat bakalım biraz şu kariyerinden konuşalım. Niye öldürdün lan savcıyı? Cinayeti ben işledim. Avukat istemiyorum. Kendim savunmayacağım. Bu iş öyle o kadar kolay değil. Sen istesen de istemesen de sana avukat verecekler. Bak şimdi. Arkanda birilerinin olduğu belli. Hadi güzel güzel anlat şu işi. Peki. Geçen gece birileri seni öldürmek istedi. Kim oldukları hakkında bir fikrin var mı? Adam mala bağladı da konuşmayacağı. Lan herife konuşma demişler. İki gündür susuyor işte ya. Ya Oktay Emir konuşturamıyor ya. Ben şimdi izin alayım gireyim iki dakikada öttürürüm bunu. La oğlum içeride kamera var, sen ne yapacaksın içeride? La kamera varsa ne yapacağım? Alacağım kamerayı kapatacağım. Sende de her şey var, tip var, pratik zeka yok ha. La bir sus oğlum içeri dinle, abuk sabuk konuşuyorsun ya. Suikastı işlediğin yere gidiyoruz. Olay yeri tatbikatı için. Hadi kalk. Bak babuş. Ne yaptınız da bu Gökhan'ın sorusunu? Devam ediyor abi. Birlikte gidelim istersen. Yok da yok, ondan bir şey çıkmaz. Eda, şu herifi bir araştır bakalım. Adliyede güvenlik görevlisi olduğunu biliyoruz amirim. He, onu ben de biliyorum. Ha, abi, sabıkası varmış. Gökhan. He. Nasıl olur ya? Ben araştırdım, bir yanlışlık olmasın? Yok vallahi, dosya organize de yani. Onlar daha iyi organize oldu. Arkasında birileri olduğu kesinleşti o zaman. Odaya gelin lan. Bizim bu Gökhan'ı iyice bir araştırmamız lazım da. Bu heriften bir şey çıkacak ha. Abi zaten o çocuk daha önce bir barda çalışıyormuş. İstiyorsan ben bir koşup bakayım yedim. Yok. Oraya ben giderim. Siz de bir şey bulunca arayın ha. Amirim Gökhan'ın dosyası bilgisayar üzerinden değiştirilmiş olabilir. İsterseniz ben arşive gidip dosyasını çıkartayım. Sonuçta bugün sabıkası yok zannediyorduk ama ortaya çıktı ki varmış. Ha. Gitle git. Emredersiniz amirim. Kardeşim, aldın mı rozetini? Başladın mı göreve? Ne diyorsun lan sen? Arayın lan. Ben döndüğünü zannettim. Yukarıda geldi dediler aşağı. Bir bakayım diye. Ya ne diye dert anlatıyorum size ben ya? Aga cinayet var. Aga kim lan? Kim lan aga? Pardon, cinayet var müdürüm. Hah, neredeymiş? 9 Eylül sokak. Mahmut Esat'ın üst tarafı. Ha, kolej metrosundan yukarı öyle. Yok. Orası ters yön. Kurtuluş'tan dönmek lazım bilir mi? Alır mı canım? İnce su pazarı var. Oradan çıkıp böyle düz gidersin. U atıp aşağı doğru. Ya ne diye uzatıyorum ya? Ne diye laf anlatıyorum ben ya? Yazıklar. Yürüyün lan. Siz kimsiniz? Cinayet büro. Tamam, siz şöyle geride bekleyin biraz, bilgi vereceğim sonra size. Sen kimi geride bekliyorsun lan? Size. Olay yerine bu şekilde giremezsiniz. Ne yapayım, önümü mü dikeyim? Galoş, eldiven ve bone giyeceksiniz, ondan sonra gireceksiniz kardeş. Kardeş sen nereden çıktın ya? Biz seni daha önce hiç görmedik. Olay yerine yeni atandım. Daha önce neredeydin? Amerika. Ha, tamam ben şimdi çözdüm ha. Bu gitmiş Amerika'ya, izlemiş CSI'ları, Miami'lere, gelmiş burada hava yap. Oğlum onların hepsi burada da var lan, alt yazılı veriyorlar hem de. Leder ne yapıyorsun? Cesede dokunmayacaksın değil mi? Yemedik la cesedini, bakacağız işte. Beyler, işime karışmayın, alanıma tecavüz edemezsiniz. Vallahi artık senin alanın ha. Kardeşim burası Türkiye, Amerika'ya benzemez öyle. Allah Allah, al bak. Ayrıca FBI'den daha çok olay çözüyoruz biz yani, ne bu hava? Bir şey var mı da bir şey? Ha?
Boğuşma sırasında servikal yumuşak dokularda travma gerçekleşmiş. Ama boyun benlerindeki şişkinlik ve servikal vertebralardaki deformiteye bakılırsa fraktustan ölmüş. Tabii kesin sonucu otopsiden sonra anlayacağız. Ne diyor la bu? Kısaca boynu kırılmış. Kardeş kimlik var mı kimlik? Sen onu söyle bana. Bora Yelken 25 yaşında. Ben de etrafa bakayım. Bak bak. Savcım. Nedir mevzu? Anlatın bakalım. Boynu kırılarak öldürülmüş savcım. Boğuşma da var. Burnu da kırık. Savcı da galoşu giyiyor. Sonunu da söylesene. Savcım, arkadaşların da sizin de galoşunuz ve boneniz yok. Lütfen kapı tarafında bekleyin. Kapı tarafındayım zaten. Görmüyor musun? Gelirseniz diye uyardım. Gelirsem uyar o tarafa gelmeden. Hem sen kimsin ki beni uyarıyorsun ha? Olay yerinde nasıl davranacağımı bilmiyor muyum ben ha? Kim lan bu? Amerikalı savcım. Amerika'dan yeni gelmiş, yazık. Sen git onları Amerikan savcılarına söyle. Beni yanlış anladın savcım. Tamam sus, işine bak sen. Allah Allah. Türk iş savcı. Türk iş. Efendim aşkım. Ben şu anda müsait değilim. Seni daha sonra arayayım mı? Aşkım neredesin sen? Arşivdeyim. Ya tamam aşkım. 2 dakikalık bir iş var zaten. Sana bir ev göstereceğim. Ben beğendim. Sen de beğenecek misin? Bak bir. Burası salon. Ev 2+1. Nasıl? Beğendin mi? Vallahi buradan güzel gözüküyor. Ama 1+1 de yeterdi bana. Ya... Ev güzel, güzel. Ya aşkım. Biz eninde sonunda evlenmeyecek miyiz? Sonuçta bize daha büyük bir yer lazım. Ben nasıl olsa okulumu bitirdim. Bir işe girer çalışırım. Boş bir ev tutsak, içini yavaş yavaş eşyalarla döşesek daha iyi olmaz mı? Ver bakayım bu telefonu. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bak oğlum, hanım kızımız doğru söylüyor. Madem yakında evleneceksiniz, ne diye şimdiden emlakçı parasıydı, depozitoydu ödeyip evleneceğiniz zaman ikinci bir defa ödeyesiniz ki? Değil mi? Bir kere öde ve kurtul. Ev güzel. Sen de polismişsin. Sana bir de özel emniyet indirim de yaparım. Evi sen gördün. Dur, bir de ben göstereyim. Burası koridor. Bu koridorda... Solda tuvalet, banyo. Burada geniş, ferah bir yatak odası var. Beyefendi, ben bir şey göremiyorum. Sizin yüzünüzü görüyorum sadece. Tuvalet ve banyo da geniş ve rahat. Bak, iyice bak. Ben bir şey görmüyorum beyefendi. Aslı'yı verir misiniz telefona? Mutfak burası. Sizin için yeterli. Ama ileride evlendiğinizde ufak bir tadilatla cillop gibi olur. Sonra semt de iyi. Lokasyon 10 numara. Kapının önünden dolmuş geçiyor. Hem de 2. durak burası. Öyle ayakta değil. Paşa paşa gideceksiniz. Araba yoktu değil mi sizin? Şimdi kira 600 lira. 600 da bana ödeyeceksiniz normal olarak. Ama dedim ya size özel bir emniyet indirimi yapacağım. 550 verin yeter. Depozito var bir de. Ev sahibi onu kesin istiyor. 1000 lira da oturtuyor. Ne diyorsun şimdi? Aslanımdan alayım mı kaporayı? Tutuyor musun evi? Aslı'yı ver Aslı'yı. Beğendin mi? Aslı'cığım hemen kapatmam lazım. Hemen gitmem lazım. Çok önemli bir işim var. Kaporayı bırakayım mı? Kapora bırakma hayatım. Benim zaten baktığım evler var. Çıkınca ben seni arayacağım. Birlikte bakarız tamam mı? Kapatıyorum şimdi. 3+1 de var elimde. Eğer beğenirseniz. Ne yapıyorsun? Gökhan'la Bora'nın geçmişlerine bakıyorum. Ha iyi yapıyorsun. Bu akşam da sende kalayım mı? Sen bilirsin. Ben mi bilirim? O ne demek ya? Ben istediğim için söylüyorum. Tamam sen bilirsin. O zaman sen bilirsin deme Eda, Allah Allah. Sen bilirsin demek, kalmanı istemiyorum demek. Ben bilmiyor muyum? Ya bir şey demek istemiyorum Harun. Kalmak istiyorsan kalabilirsin. Sen bilirsin. Ya Allah razı olsun. Sağ ol ha. Hayır bir derdin var. Derdin varsa söyle. Ne derdin var? Ya bir derdim yok. Ne bir derdim yok? O zaman niye böyle konuşuyorsun? Gözlerini niye belertiyorsun? Bana kaş göz yapma kızım. Derdin neyse onu söyle ya. Savcı hanımın suikast sanlısı Gökhan Şenay. Cezaevinde yatmıştı ya. He. Davayı savcı hanım açmış. Ne? O mu attırmış içeri? Evet. Amirime haber verelim. Ver. Ah!
Eda. Sorgudalar mı hala? Geri mi çıktılar? Eyvallah Eda. Burada üstümü değiştim. Polis üniforması giydim işte. İçeride kimse yoktu. Üniformayı nereden buldun? Maltepe alt geçitinden satın aldım. Sonra? Binaya daha önce gelmiştim zaten keşif amaçlı. O cezaevi çıkışını gören terasa çıktım yukarı. Çıkarken kimseyi gördün mü? Yok, görmedim. Bina zaten boşalmıştı neredeyse. Lan? Ne yapıyorsun lan sen? Tuvaletim geldi amirim. Oğlum burada iş yapıyoruz lan. Ne işemesi? Bırak lan işemeyi. Az kaldı amirim. Bitiyor zaten. Yarın bırak lan. Yarın bırakınca böbreklere zarar veriyormuş amirim. Hatta oturarak yapın diyorlar prostat için. Hoş prostatını lan. Kim lan bu? Göreve yeni başladı amirim. Alın bunu buradan. Terasa nereden çıktın? Asansörle mi çıktın, merdivenle mi? Merdivenden. Yürü. İçeri giremezsiniz. Polisim lan ben. Kimliğinizi görebilir miyim? Buyurun. Amirim pardon. Çekil kardeşim şuradan. Biz buradayız. Amirim buyurun. Nişan aldım işte, beklemeye başladım. Dürbünle kontrol ettim. Bu savcının çıkacağı kapının orada birileri birikmeye başlamıştı. Karşılamaya gelmişler herhalde. Sonra savcıyı gördüm işte. Jandarmaların arasından çıkmasını bekledim. Bir adam yaklaşmaya başladı. Tam böyle aralarında mesafe kalmadı. Sarılmalarına fırsat vermeden ateş ettim. Silahı buraya bıraktık işte. Sonra polislerin binaya girmesini bekledim. Tamam, bu kadar yeter. Hadi. Ne yapıyorsun? Oh. Kendine gel. Bırak şu adamı, bek lan. Yaklaşma lan. Yaklaşma. Sıçacağım, düşeceğim, yapma. Bırakırım lan. Sıçacağım. Hadi de işe nasıl başladın lan sen? Dinle, dinle. Temiz kağıdı istemediler mi senden? İstediler. Sabıkan varmış. Nasıl verdin lan sen? Sahtesini yaptım. Sahtesini yaptın. Tek başına mı yaptın lan? Evet. Esra atmış seni içeri, öyle mi lan? Evet. Sen de çıkışta intikam almak için öldürmüşsün, öyle mi lan? Yalvardım kaç kere beni bırak diye. İlki ertelenmişti zaten. Bu ikincisiydi. Kafama göre adalet uygulayamam. Suçun sabit cezanı çekeceğim dedi. Affetmedi. Ben içerideyken annem öldü. Haberin var mı? O savcı yüzünden. Ben de intikam yemin ettim. Kim öğretti lan sana bunları? Bir araştır istersen. Dediklerim doğru. Bu yüzden mi yanaştılar sana? Kimse yanaşmadı bana. Kendim yaptım. Kimse yanaşmadı sana. Kendin yaptın, öyle mi? Abi düşüyorum, yapma. Dur, dur, ver. Hadi. Tamam Behzat, bırak işte, konuşmayacak daha fazla. Behzat, yakacaksın kendini. Yaşamak için hiçbir sebebim yok lan benim. İntikam almak için sen benim karımı öldürdün lan. Şimdi intikam alma sırası bende. Buna hakkım var değil mi lan? He? Abi yapma, yapma. Abi, abi. Yaklaş, yaklaş. Söyle lan. Eylül Fidan. Eylül Fidan, kim lan o? Underground İspar'a git. O seni bulur. Ne yapacağım lan gidip? Sen git. O sana yardımcı olur. Daha fazla konuşamam abi. Daha fazla konuşamam. Niye lan? Kardeşimi öldürmekle tehdit ettiler. Mahkemede de konuşmayacağım. Eylül Fidan. Ne
Behzat. Başını belaya soktun. Tamam ben konuşmam ama Gökhan seni suçlayabilir. Var burada. Isınmadım onu. Yok. Ne haber lan? Ne yapıyorsunuz? İyi, hiç oturuyor. Var mı lan? Evet. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Dışarı çıkacağım ben de abi. Lan dışarıda otur oturduğun yerde. Şurada muhabbet ederiz. Şu arabanın anahtarını versene sen bana abi. Oğlum arabanın anahtarını ne yapacaksın lan? Tamam lan tamam. Veririz merak etme. Yalnız benzin yok. Ona göre tamam mı? Çok dolaşma. Yolda kalırsın. Borçlar birikti. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum ya. Şu Reşat gittiğinden beri iş güç de bitti. Ne yapacağım bilmiyorum lan. Bittim lan ben. Mahvoldum valla. Merak etme ya. İş bulursun sen. Tamam panikleme. Ya iş bulursun diyorsun da bütün gün aradım biliyor musun? Yok işte. Yok yok. Şu Nesime'yi boşamayacaktık ya. Kadın her şeyi aldı götürdü. Yok nafakaydı, yok çocuğun okul masrafıydı filan. Yani çıldıracağım ya. Funda'ya ne oldu? Hı. O da toz oldu. Her şey elimin altından böyle kaydı gitti ya. Nasıl oldu anlamadım. Ya bak ne diyorum biliyor musun? Şu Nesime'yi arasam. Ben o bunalımlı dönemi atlattım. Yeniden evlenelim mi filan desem. Yer mi lan acaba? Zorlama bence yemez. Oğlum bari sen işi bırakma. Bak sen bizim evin direğisin. İşi bırakırsan aç kalırız, ölürüz vallahi. Üç kişiyiz bak. 10 dakika gelişmesi için Ankara'ya bağlanıyoruz. Cumhuriyet savcısının öldürülmesiyle ilgili olarak iş adamları bir açıklama yapıyorlar. Hoş geldiniz. Savcı Hanım'ın öldürülmesinin bizimle girmiş olduğumuz bir ihale süreciyle ilgili olabileceği şüphelerin üzerine. Ben ve arkadaşlarım gönüllü olarak tanık sıfatıyla ifadelerimizin alınması için emniyet güçlerine başvuruda bulunduk. Tarafımızda olayla ilgili herhangi bir suçlama yapılmamıştır. Yeniden belirtmek isteriz ki bizler tanık sıfatıyla emniyet güçlerine cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağımızı bildirir, aziz milletimize başsağlık dileriz. Şu arabanın anahtarını versene abi. Aşk olsun sana ya. Ne diyorsun sen be? Hiç çaktırma. Ne işin var senin burada? Sen kimsin? Ay 10 sene falan oldu herhalde değil mi görüşmeyeli? Ama hiçbir şey değişmemiş yani. Her şey aynı böyle saç sakal, kıyafet falan. Siz ne alırdınız elinde? Her zamankinden çok. Senin adın ne? Zeynep Fidan. Ama Eylül diyeceksin. Herkes beni öyle tanıyor. Eylül. Karımın öldürülmesiyle ne ilgin var? Karının öldürülmesi mi? Ha, birkaç gün önce vuruldu benim karım. Savcı, Esra. O savcı senin karın mıydı? Ha. Ben bilmiyordum. Evli olduğunu bile bilmiyordum. Başın sağ olsun. Ben uzun süredir emniyete uğramıyorum. Kimseleri görmüyorum. İşim gücüm burası. Senin suikastla ilgin ne? Bak ben buraya seni bulmak için geldim. İstersen burada konuş, istersen çıkalım dışarıda konuşalım. Suikastle bir ilgim yok, saçmalama. Sen beni nereden tanıyorsun? Kimsin sen? Mersi. Afiyet olsun.
Operasyondayım şu anda ve içine üzeresin. Şimdi ben buradan gidiyorum. Biraz önceki masaya oturuyorum. Bakmıyorsun bana, tamam mı? Senin birimin ne? Sessiz ol biraz. Narkotik. Sen de cinayette değil misin? İşte oradan tanıyorum seni. İşte dert de bu zaten. Sen beni tanıyorsun ama ben seni tanımıyorum. Teşkilatta senin kadar ünlü olamadık, kusura bakma. Hani çeki yırtıp tabağı aldığın gün vardı ya, işte ben o gün salondaydım. Ama seni alkışlamadım. Çünkü senin yerinde olsam çeki alırım. Hoş geldiniz. Tamer ben. Rahmet ben. Memnun oldum Rahmet Bey. Ben de. Nasılsın? Bomba. Tamer Bey buranın sahibidir. Aynı zamanda da mükemmel bir işletmeci. Abartıyor. Sizi ilk defa gördüm. Ankara'da yaşamıyorsunuz herhalde. Yo, ben Ankara dışından geldim. İşlerim vardı ama bir süre kalacağım herhalde burada. İşlerimiz uzayacak. Belki o sırada Ankara'yı severiz ha. Dışarıdan gelenler Ankara'yı pek sevmezler. Nerede takılacaklarını bilmezler çünkü. Umarım keyif alırsınız Ankara'dan. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi eğlenceler. Eylül, sen gelecek misin? Burada devam mı edeceksin? Konuşacaklarımız var biraz ama bekleriz seni, sorun değil. Ay yok yok, ben geliyorum. Geliyorum şimdi ben de. İyi ama ben yalnız kalmayı pek sevmem. Hayır, özel bir şey konuşmayacaksanız eğer... ben de size takılmak isterim. Belki böylelikle Ankara'yı severim ha. Ben ara ara gelirim senin yanına, merak etme. Hem geceni bizimle heba etme canım. Baksana ortalık çıtır kaynıyor. Yok, benim çıtırlarla işim olmaz. Ben daha sert bir şeyler arıyorum. Ben sık sık gelirim yanına, tamam mı? Merak etme sen. İyi eğlenceler tekrar. Nasılsınız kızlar? Ha? Bir şeylerden bahsetmediniz değil mi Eylül Hanım? Yok, bahsetmedim ama rahmet de bizlerdir. Geçmişte çok takıldık onunla. Yani durumumu da bildiği için aslında size imada bulunmaya çalıştı. Benimdir birimdir. Evet, evet. Kefil olur musun? Kızım sen benden habersiz Cevo'yla nasıl ev bakarsın, bir söyle. Ya abi, ben sana her şeyi anlatmak zorunda mıyım? Artık evleniyoruz zaten, ne diye karışıyorsun? Sabah sabah buraya sen bana azar çekmeye mi geldin? Evet, azar çekmeye geldim. Şşş, tamam oğlum, otur. Otur hadi, tartışmayın. O çocuk bize yakışmıyor oğlum. Alkolik bir kere. Ne alkolü ya anne ya? Çocuk alkole dayanamadığı için 2 lirayla kafayı buluyor. Sen asıl onu oğluna söyle. Neden abim içiyor içiyor da hiçbir şey olmuyor? Harun yapmaz öyle şey. Oğlum, beraber yaşayacağız diyor. Bir şey söyle de vazgeçsin. Rezil oluruz vallahi el alemi. Anne sen hiç merak etme. Ben o işi hallettim ben de. Gideceğim şimdi o Cevoy'la da konuşacağım. Halloldu, bitti gitti. Alo. Ben beraber yaşayacağız falan demedim anne. Allah Allah ya. Ayrıca ne güzel olurdu işte. Beraber yaşardık. Evlenmeden önce birbirimizi tanımış olurduk. Ay bu kız öldürecek beni. Vallahi bu kız beni de öldürecek anne. Kızım sen delirdin mi? Kafayı mı yedin? Sen nerede yaşadığının farkında değil misin? Burası Türkiye. Burada beraber yaşayamazsın. Vallahi billahi bacaklarını kırarım, beraber değil de ayrı da yaşayamazsın ha. Ya saçmalama abi ya. Bana bak, gidip sakın Cevdet'le saçma sapan konuşayım deme, tamam mı? Ben beraber yaşayacağız falan demedim. Çocukcağız sadece ev bakmak istiyordu. Ben de yalnız kalmasın diye gittim. O kadar, tamam mı? Anladınız mı? Hepsi bu, bu. Baban duyarsa... Var ya, gider adamcağız. O babam nerede he? O babam yok. Babam nerede? Sabah yürüyüşüne çıktı oğlum. Kalbe iyi geliyormuş. Ya bırak anne, ne kalbe iyi gelmesi ya? Öyle yalandan yürüyor. Yürümesin, gelsin evinde otursun. Tamam oğlum, söylerim. Sen ne zaman dönüyorsun eve, he? Ben ne eve dönmesin? Ben geç kaldım. Hala burada kahvaltı tıkıştırıyorsun ağzıma. Ben gidiyorum anne, mesai var. Geç kalıyorum. Ben gelemem artık, eve gelemem. Bak anne, bu kız şüpheli bir hareket yaparsa beni ara, ben hallederim, tamam mı? Tamam oğlum, merak etme. Öldüreceğim seni. Hadi güle güle, sağlıcakla. Hadi görüşürüz anne. Seni öldüreceğim seni. Abi bu yeni olay yerci de cinsin teki çıktı. Niye lan? Çok bilmişin teki. Herif ayar etti beni ya.
Selim nereye gitti lan? Tayin oldu. Bir gün içinde apar topar gönderdiler oğlanı. Nereye gönderdiler lan? Tacikistan'a. Vallahi. Tacik desene. Nesi varmış lan bizim Emre'nin? Vallahi müdürüm biraz cins bir arkadaş. Yani işini yapıyor da ters. Ya bırak. Onun yaptığını ben de yapıyorum. Sizden cins, sizden ters adam mı var memlekette be? Tahsin, bir gelsene lan. Zeynep Fidan. Sen tanıyor musun lan? Tanıyorum. Teşkilatta. Ha. Ne olmuş ki ona? Yok, ben tanımıyorum da o yüzden sordum ya. Senin ne işin olabilir ki Zeynep'le? Oğlum bir işim olduğu falan yok la. Bilmiyordum, sordum işte. Gel. Abi! Kızım, kızım, kızım. Dur kızım, dur. Sakin ol. Dur. Kardeşim, her şey düzelecek. Merak etme. Oranın sana selamı var. Bir daha seni göremeyecekmiş. Cecio'ya bir bakar mısın? Sen aslı eve mi açacaksın lan sapık? Ne alakası var komiserim? Ben kendime eve bakıyordum. Aslı da benimle birlikte gelmek istedi. Olay bu yani. Yani abartmayalım lütfen. Hani eve atacaksın falan. Yok vallahi billahi ben abartmıyorum da. Yine de senin aklında bir şeytanlık falan gelir diye söylüyorum. Öyle bir şey olursa papaz olur seninle. Şimdi ben anlamadım. Bu durumda sen beni eve mi atmış oluyorsun? Ne alakası var Eda? O durumla bu durum bir mi? Bir kere ben senin evine geliyorum. En fazla sen beni eve atarsın. Ben seni atamam ki. Saçmalıyorsun. Lütfen. Şu anda saçmaladın. Şişt. Uzatmayın la. Yürüyün, işimiz gücümüz var. Evet uzatma. Günaydın, yürü. Yürücüğüm, niye böyle yapıyorsun? Lütfen. Sempatik olmaya çalışma şu an. Sen gene ne geldin la civciv? Dosyayı getirdim. Oğlum bırakaydın ya şuraya. Niye bekledin ki bu kadar? Yok kardeş, onlar bırakmaz. Amerikalı ya. İlla teslim edildiğini görecek. Professional. Merhaba. Biz sizinle tanışmadık. Eda ben. Siz Selim'in yerine geldiniz. Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah. Katil zanlısının ismi Adem Çelik. Bilgiler dosyada. Allah Allah. Hemen de buldun yani ha? Wonderful ha. Okay, all right. Aferin. Artist bu herif ya. Havasından da geçilmiyor yani. Ha. Şu fotoğrafı bir baksanıza. Lan. Ne oldu lan? Oğlum, biraz önce aşağıda gördüğümüz adam değil mi lan? Kesin o. Aşağıda adam mı vardı? Kim vardı ya? Uzaklaşmış olamaz lan. Koşunlar var. Git boş atın. Merkez. Git boş atın lan. Merkez. Kaçırdık. Ya oğlum kimi kaçırdık? Ya demin adamın biri Gökhan'a sarılıyordu kapının önünde. Görmedin mi? Katil oydu işte. Bora'nın katili. Ya nereden göreyim oğlum? Gökhan mı buradaydı? Ben onu da görmedim ki. Şu Erol'la konuşalım. Bir şey çıkmazsa ben bir kaç yere haber bırakırım. Olmadı öyle buluruz. Erol Bey. Erol Bey. Biraz önce Gökhan'a biri sarıldı kapının önünde. Kimdi o? Tanımıyorum. Gökhan'ın bir arkadaşı zannettim ben. Kardeş sen tanıyor musun? Tanımıyorum. İlk defa gördüm. Sen kimsin peki? Gökhan'ın kardeşiyim ben. Yok mu lan usta bir şey? Yok. Göz göre göre kaçtı herif ya. Kimsin? Eylül ben. Zeynep. Bana bir daha Zeynep deme tamam mı? Eylül Fidan. Kafan karışsın istemiyorum. Niye? Dün gece niye çekip gittin? Tamer Bey seni sordu bütün gece. Ankara'yı sevdiremediği içindir. Neredesin şimdi? Ben. Beş evlere doğru gidiyorum. Kuğulu'da buluşalım mı? Konuşacaklarım var. 20 dakika. Evet.
Dün gece beni çok zor durumda bıraktı. Operasyonunuz beni değil. Öğrenmek istediklerimi söyle, bir daha da beni görme. Benden ne istiyorsun? Anlamıyorum ki. Savcının suikastiyle en ufacık bir alakam yok. Anlıyor musun beni? Duyuyor mu kulakların? Sen bu Gökhan Şenay'ı tanıyor musun? Muhbirimdi, ne olmuş? Ha, muhbirimdi, güzel. Sen ne yaptığını biliyor musun bu herifin peki? Bilmiyorum. Sen nereden tanıyorsun Gökhan'ı? Karımı öldürdüğünü söylüyor. Ne? Ha. Birileri bu herifi kullanıyor. Suikastı tek başına düzenlediğini söyleyecek. Bütün suçu da üzerine alacak. Gökhan böyle bir şey yapacak çapta bir adam değildir. Ama bana senin adını verdi. Seninle ilgili olabilir. Ya da ne bileyim, operasyonunuzla ilgili bağlantılı birileri. Sanmıyorum. Olsa haberim olurdu, değil mi? Benim ismimi sana nasıl verir? Salak mı bu adam ya? Ne yaptın sen Gökhan'a? Sen ne yapacaksın benim ne yaptığımı? Sen söyleyeceksin mi? Yoksa operasyonun içine... Ayağa kalkalım. Burada böyle gizli bir şey konuştuğumuz çok belli oluyor. Gel. Hadi kalk. Buğuları at. Adem Çelik diye birini tanıyor musun sen? Gökhan'la bir bağlantısı var bu herif. Tanımıyorum. İlk defa duydum ismini. Sana yardım ederim. Ama bir şartım var. Ne? Tamer Bey, senin şu sert takılmak lafına takıldı. Sana kefil olup olamayacağımı sordu. Sen ne dedin? Olurum dedim. Mecbur kaldım sayende. Kim olduğunu sordu. Sen ne dedin? Gürcistan'da HES projesi yaptığını söyledim. Başka bir şey bulamadım ya. Bulamadım, ne yapayım? Neyse işte şimdi Tamer Bey beni aradı. Dün gece çekip gitmene çok içerlemiş. İşletmeciliğine çok güvenir çünkü. Böyle kalantor tiplerin mekandan ayrılmasını istemez. İşte ben de sana kefil olunca... Ne istiyor bu herif? Sert takılmanı. Sert takılmanı. Ne zaman? Bu gece. Seni davet etmemi istedi. Şartın ne senin? Ankara'dan bir iki gün içinde ayrılacağını söyleyeceksin. Böyle sürekli beraber takılamayız. Operasyonu tehlikeye atamam çünkü. İşte sen de bu bir iki gün içinde istediğini aldın, aldın. Alamadın, ben artık yardım etmem. Hatta kavga ettiğimizi söylerim, bir daha mekana da giremezsin, tamam mı? Acını anlıyorum ama maalesef elimden gelen bu. Eyvallah. Evet, o zaman saat 12'de Underground X'de buluşuruz, tamam mı? Suna bahsetmişti senden. Suna. İyi polisti. Aynı bir adam mıydınız? Evet. Ama 6 aydır gizli görevde olduğum için son zamanlarda çok görüşememiştik. Yarım saat erken buluşalım. Sana bu uydurduğum işle ilgili anlatacağım ayrıntılar var, tamam mı? Hallettim, rahat olabilirsiniz. Eline sağlık Adem. Sen ortalık sakinleşene kadar bir süre Ankara dışında ol. Emredersiniz. Gidebilirsin. Teşekkürler Soner Bey.
Koltuk kaç? 12. Yırtma sakın. Bunu sakla bundan sonra. Bugün senin için çektirdim. Aşağıda yolcu kalmasın. Gel abi. Gel. He. Nerede buldunuz? Hey tamam Samet, siz ayrılmayın, ben Akbaboş'u alıp geliyorum, tamam? Siz ayrılmayın oradan. Adem'in yerini bulmuşlar lan. Harun arayak mı lan? Ya kardeş, tamam takma kafana ya. Ne diyeyim? Boş ver lan Harun'u. Bas kaza gidip alalımış. Biraz kuruyum giyeceğim. Oturarak mı kuruyacaksın? Yok, koşarak kuruyacağım şimdi. Ya Edacığım, ben bornozun vücudumdaki suları çekmesini bekliyorum. Onları çektikten sonra kalkıp giyiniyorum ya. Kendimi çitilemeyi sevmiyorum ki ben. Peki. Yo hayır, ama sende bir sorun var yani. Bir sorun varsa söyle Edacığım, beraber çözelim sorunu. Sonuç olarak biz iki medeni olgun sevgiliyiz ya. Bugün Cevdet'e dediğin şeyi düşünüyorum da Harun. Aslı ile ev baktılar diye kıyameti koparıyordun. Evet. Madem öyle sen de benimle yaşama o zaman. Aa, ne alakası var şimdi? Beni Aslı yerine, kendini Cevdet yerine koy, bir düşün bakalım. Ne farkımız var bizim onlardan? Şöyle bir farkımız var. Bir kere ben Aslı'nın abisiyim. Öyle büyük bir farkımız var. Cevdet'te farklarımızı zaten saydırma. Şimdi boydan başlarım. Ya benim de abim olabilirdi. O zaman ne yapacaktın? Abin olsaydı, birlikte yaşamamıza izin vermeseydi saygı duyardım vallahi. Abimizdir derdim, saygı duyardım. Sen niye bu kadar bencil birisin? Çevrendeki herkes sana göre mi yaşamak zorunda? Ben sana diyorum ki komşularım var, tedirgin oluyorum. Her gün bende kalınca kendimi rahat hissetmiyorum. Ama senin umrunda değil. İş kardeşine gelince ne kadar toplumsal kural varsa harfiyen uymaya kalkıyorsun. Ne olacak? Tamam, çok güzel konuştun. Evet, hak verdiğim yerler var, mantıklı cümlelerim var, tamam. Ya ama ben Aslı konusunda daha esnek olmaya çalışacağım da, abiyim işte, abi. Abilik içgüdüsüyle yapıyorum. Yoksa öyle bir kural falan yok yani. El alem ne der korkusu falan da yok içimde. Tamam hadi, el alem ne der korkusu biraz var içimde ama hepsi o. Ben yine de Aslı'ya daha esnek olacağım. Sen beni geç. Sen sanki çok problemsizsin. Bana bunları söylüyorsun. Aslı ile Cevdet aynı evde yaşasın diyorsun. İki gün evine geldim. Şu haline bak, tedirginlikten öleceksin ya. Ya ben problemliysem sen de problemsin. Yani? Yani madem öyle düşünüyorsun, o zaman kendini biraz rahat bırak. Millet ne demiş diye niye düşünüyorsun? Yemişim milleti. Haklısın. Haklıyım tabii. Sen de kalmadan önce daha güzel bir ilişkimiz vardı. Hayır, evine ilk defa girip çıkan adam da değil. Haksız mıyım? Tamam, ben de rahatlayacağım.
Ama ne bileyim, daha önce böyle bir şey yaşamadım ki. Vallahi mi? Vallahi. Ondan tedirginim aşkım. Ya tamam bebeğim işte, ama tedirgin olmaman lazım. Yani o ne der, bu ne der, şu ne der kaygısı olmadan rahatça yaşayalım bir ilişkimizi ya. Aslı ile Cevdet de rahat bırakacaksın ama. Aman tamam, onlar da rahat rahat yaşasın. İyi, yanıma gel o zaman. Önce git de bir don giy. Çok mu belli donsuz olduğum? Ya ben ondan söylemek istemedim. Git giyin demek istedim. Allah Allah. Ben gideyim de bir don giyeyim. Ya tamam Harun ya, utanıyorum, yapma. Harun dur! Harun! Buyurun. Emine Hanım teyze, iyi akşamlar. Aa, Emine Hanım teyze, iyi akşamlar. Nasılsın? Tövbe tövbe. Ne hal böyle? Ne yapıyorsunuz siz bu evde? Bir şey yaptım. Ben bir üstümü değiştirdim. Bu beyle mi birlikte yaşıyorsun evimde? Ben... Emine Hanım, siz yanlış anladınız. Ben size hemen bir izah edeyim durumu. Yanlış anlamadım kızım. Ben sana bu evi kiralarken ne dedim? Bekara ev vermiyorum. Sen polissin, polis olduğun için veriyorum dedim. Hatırladın mı? Ben senden örnek davranış beklerken bu hal ne böyle? Beyefendi Sansun bonusuyla karşıladı. Kusura bakma kızım, ben bu kadar geniş değilim. Bir an önce eve bak sen kendine. Bu evde ahlaksızlığa izin veremem. Konu komşuya rezil olamam. Pardon, siz kim oluyorsunuz da benim ahlakımı sorguluyorsunuz? Siz kimsiniz de beni yargılıyorsunuz? Başlarım evinize de size de. Bir daha sakın benimle bu şekilde konuşmayın. Şimdi çıkın dairemden. Ben bir haftayı boşaltıyorum burayı. Bir hafta sonra alırsınız anahtarınızı. Depozito. Depozito. Depozitoyu da hazırlayın bir haftaya. Ha. Hadi bakalım. Başka ev buluruz Harun. Buluruz. Bıktım ben bu ülkede güvercin gibi yaşamak. Ben de bıktım ya, güvercin dedim. Olduğundan emin misin lan? Vallahi adres burası kardeşim. Işığı yanıyor. İşte tam silahını hazırla. Şöyle yapacağız, ben arkaya dolanacağım. Sen de zile basacaksın, tamam mı? Silahını. La oğlum, la ne yapacaksın, ne yapacaksın ya? Şansın varmış gibi sanki. Atsana oğlum silahını.